Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Barcelona'dayız, İspanya. Bu İspanya'nın ilk videosu ve Sagrada Familia'ya geldik. Sagrada Familia kutsal aile demek, aynı zamanda bitmeyen kilisenin önündeyiz şu an. Evet, burası Barcelona'nın en ikonik yeri. Gördüğünüz üzere birazdan daha detaylı da bilgi vereceğiz ama burasının en büyük olayı bitmemesi. 130 küsür yıldır hala yapıyorlar burayı. Bir de içeriden bakacağız. Bakalım ne kadar bitmemiş. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Haydi içeri gidelim. Kilisenin adının hakkını veren o noktadayız şu an. Sagrada Familia, kutsal aile. Şundan bahsediyor. Bu tarafta Meryem, her bakışın bir anlamı var demiştim. Aslında o bakışlara da odaklanan bir mimardı Gaudi. Karşıda Yusuf ve onun üçlemesi olarak da İsa'yı görüyorsunuz. Yani kutsal aile. Sagrada Familia ismi tam olarak buraya verilmiş durumda. Bütün olayların ortasında, sütunların birleştiği yerde, akustik boruların olduğu yerde ve aynı zamanda bu gökkuşağını oluşturacak renkli camların da vurduğu noktada İsa'yı görüyoruz. Zaten olayı da bu. Bayağı bir dolaştık ve bir köşeye oturup size burayla ilgili bir şeyler anlatmaya geldik. Bitmeyen kilise, buranın namı değer bitmeyen kilise. Burası herhalde 130-140 yıldır söylediğimiz gibi devam ediyor. Ve burasının en önemli özelliği Nuruş, burası bağışlarla ayakta duruyor. Yani devlet parasını vererek burayı yapmıyor. Bağış dediğimiz nedir? Eskiden herkes gider kiliseye bağış yaparmış. Ama şimdi bu müzenin giriş ücreti. Tanıdık geldi mi? Evet. Buranın giriş ücretiyle beraber buranın parası oradan çıkıyor yani. Aslında kendi kendine yapılıyor. Çok mantıklı bir sistem yani. Hem devlete yük olmuyor hem kendi kendine bir şekilde bitiyor. Evet, %99.9 kısmı şu an bizim aldığımız biletlere dayanıyor. Burası zaten 3 hafta önce bitmiş bir kısmı bile var. O yüzden hala yapılmaya devam ediyor. Hatta bitmeyen bir yapıya göre restorasyonu yapılan tek yer. Yani evet, bitmemiş halde restorasyonu yapılmaya devam ediyor bazı parçalarının. Çok ilginç bir bilgi çünkü bence. Çünkü 100 sene önce birazını yapmışlar. 100 sene geçmiş, eskiyor. Bina bitmeden diğer yerleri restorasyona başlıyorlar. Tabii bu çok istisnai bir yer olduğu için her şeyi buranın böyle kendine göre bir garip. Popülerliğini de buna borçlu bence. Hani herkes bitmeyen kilise diyebilsin diye yavaş yavaş ağırdan alarak yeni teknolojileri kullanarak ki yeni teknoloji diyorum ama 100 sene öncesine göre inanılmaz bir geometrisi var. Evet, aslında bunun bitmemesinin sebebi de şu. Bu Gaudi çok enteresan bir adam. Onun yaptığı hesaplamalar öldükten sonra dosyalar da kaybolduğu için nasıl yapılacağını yıllarca çözememişler. Mimarlar kafa yormuş ama tabii artık son 10-15 yıldır gelişen bilgisayar teknolojisi, yapay zeka teknolojileri, bütün bu dataları yükledikten sonra nasıl yapıldığı bütün detaylarıyla ortaya çıkıyor ve ona göre bir çözüm üretiyorlar. O geometrik hesapların vesaire. Ondan öncesinde onun kafasından geçeni bilemeyeceği için insanlar böyle bir yarıda kalmışlık vardı. Geometrisinin yanı sıra akustiği de inanılmaz bir yer. Çünkü çok böyle zeka ürünü şekilde tasarlanmış ve 8000 tane akustik borudan kaynaklanarak böyle bu ses sistemini yapmışlar. Evet. Buranın tabii şöyle bir değişik yanı var. Ben de onu söyleyeyim. Şimdi ön kısmı müthiş. Gaudi yapmış çünkü. Ama sonra Gaudi'ye tramvay çarpıp öldükten sonra bu yarıda kalmış. Böyle olunca da başkası devam etmiş ve başkasının devam ettiği kısımlar çok farklı bir tarzda. Kel alaka. Hani çünkü Gaudi ne barok yapmış, ne gotik yapmış. Tamamen kendine özgü bir tarzda yapmış. Hatta buna Gaudi tarzı demiş kendisi. Evet. O yüzden zaten siz de şimdi biz konuşurken videoları görüyorsunuz. Orası çok başkaydı. Burası ayrı başka. Niye böyle demeyin. Böyle yapmışlar. Hatta turun bir kısmında ben dışarı çıktığımda böyle baktım, dedim ki Herkül çizgi filminden çıkmış gibi geometrik kafalar, böyle hani Jesus sizi izliyor falan gibisinden Mona Lisa tarz bir şey yapmaya çalışmışlar. Bence teoride mükemmel ama uygulamada biraz sıkıntılı olmuş. Burası zamanda işte Gaudi yaşadığı dönemde aslında şöyle diyelim
iç savaş oluyor İspanya'da ve o işte Franco döneminde bunlar böyle bütün kiliseleri dağıtıyor. Frankocular biraz vandal adamlar. O yüzden %70'i yıkılıyor buranın. Evet. Onu yapsın diye de Japon bir heykeltıraş getiriyorlar. Bu Japon heykeltıraş da buradaki melekleri çekik gözlü yapıyor. Ondan böyle İspanyollar kızıyor. Bir şey diyeceğim. O kadar forsu olsun. Adam duvarları oyarak yapıyor heykeli. Yani heykeli yapıp üstüne koymuyor. Aslında orada oyarak inanılmaz bir görüntü bence. Yani hani böyle bakınca hayran kalıyorsun. Adamın o kadar da forsu olsun. Ben de olsam. Yani hani melekse Asyalı olmalı diye düşünmüş herif. Güzel bence. Evet, İspanyolların buna ufak bir serzenişi var. Hatta Asyalıların bu kadar mutlu olduğuna inanabiliyor musunuz yani? Hem melek hem gülüyor hem çekik falan böyle. İlginç. Onun dışında mesela buranın tabii daha bitmedi, yaklaşık 3-4 yıl sonra bitecek ama içerisine böyle 3 metrelik değişik çanlar yapmış bu. Gaudi'nin fikri bu da. Her bir çan bir nota. 7 tane çan olacak. Do re mi fa sol la si. İşte böyle 7 tane çan. Her biri farklı nota ve bu çanlar çalındığında, hani org çalındığında dünyanın en büyük canlı piyanosu olacak aslında. Bütün şehirde sesi gelecek dev bir piyano fikri. Bu Gaudi çok enteresan bir adam. Hani böyle çok mimariden anlıyor olmanıza gerek yok. Biz de anlamıyoruz zaten ama buraya geldiğinizde hakikaten buranın farklı olduğunu, burada hani o mimarinin neden bir sanat olduğunu bu şekilde anlayabiliyorsunuz gerçekten. Diğer binalar, işte sonki dünyada maalesef ekonomiden dolayı diyelim, artık daha basit, daha minimalist şeyler yapılıyor ama bu tür adamlara gerçekten ihtiyaç var. Hani bu şey gibi aslında, bizim nasıl girdiğinizde şeylerin işte Süleymaniye ayrı bir şeydir, Mimar Sinan kafası ayrıdır, bir de modern dünyada yapılmış artık çirkin binalar vardır. Burası da öyle bir yer yani, geldiğinizde hakikaten adam yapmış diyorsunuz. Barcelona'yı Barcelona yapan herif Gaudi. Evet. İçeride ana sütun olarak 18 tane temel sütunlar var ve bu sütunların hepsi farklı malzemeden yapılmış. Mesela kobalttan yapılmış, işte böyle dünyanın en sağlam malzemesinden yapılmış ana sütunlar var. Onun dışında işte granitler var, siyah betonlar var falan, böyle ilginç bir şekilde hani her taşısın şeye diye aslında en büyük, en taşıyıcı kolonu daha sağlam malzemeden yapmış vesaire. Bayağı bir böyle malzeme bilgisini ve onu kullanımının çok dünyadaki en büyük örneklerinden biri ve bunlarla bir orman teması yapmaya çalışıyor aslında. O sütunlar ağacı temsil ediyor. Yukarılarda işte o delikli yapraklar vesaireler, orası bir orman görünüşünü temsil ediyor. Böyle sürekli bir aslında adamın şey derdi var. Her şeyde bir sembolizm, her şeyde ben bir şey anlatayım. İşte burada İsa var, burada Meryem var ama hani onları direkt koymayayım. Onlar birbirine bakıyor olsun 300 metreden, karşılıklı 500 metreden. Bunu yani bilen anlasın istiyor. O bakışların bile bir anlamı var ve çok fazla herif tanıyamazsınız böyle tramvayın altında kalıp ölen, yani hani bu kadar zeki bir şekilde. Yani muhtemelen kafası çok ayrı. Buradaki pencereleri görüyorsunuz. Bu pencerelerin renginin her birinin anlamı var. İlk başta işte gökyüzünden ilham almış, doğadan ilham almış ama şu gördüğünüz kırmızı ve turuncu renkli olanlar tamamen işte İsa'nın çektiği sıkıntıları, işte kırmızı kanı temsil ediyor falan. Bu şekilde güneş bir yerden geldikçe herif doğada ilham almayla o kadar kafasını bozmuş ki bu ışıklar günün belli saatlerinde vurduğunda gökkuşağına dönüşüyor yan taraftan baktığımızda. Bence inanılmaz bir şey. Evet, bir gezinin daha sonuna geldik ama İspanya'nın sonu değil. Henüz yeni geldik buraya. Videolarımızın, yeni destinasyonların, ayrıca İspanya'nın da videoları gelmeye devam edecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu video sizin için yararlı olduysa beğen butonuna da basmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.